Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor ve tabii sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmet Hakim bizlerle beraber. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi şu anda böyle ama belki de bir saat, iki saat yarın böyle olmayacak. Bu konuyu da konuşacağız efendim. Çünkü ülkede biliyorsunuz çeşitli kurumlarda atamalar yapılıyor. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, işte 5 yıl her şey yolunda giderse insanlar burada hizmet veriyor. Belli bir noktadan alıp belli bir noktaya kadar getiriliyor. En çok şikayet ettiğimiz konu da sürekli değişen işte bakanlar olsun, bakanlıklar olsun, bürokratlar olsun vesaire. Çünkü teknik düzeyde yapılan birçok işin devamlılığı önemlidir. Hep bundan bahsetmişizdir. Ama bugün itibariyle dahi birazdan belki de bir saat, iki saat sonra bu programın ardından bu title'da burada olmayacak İsmet Bey. Bunu da konuşalım. Bu da ülkenin bir problemi. Ve tabii Kıptek. Konumuz Kıptek. Kıptek'ten de bahsedeceğiz. Sayın Hakim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle tabii ki hani hep ülkede yaşanan değişimlerden bahsediyoruz. Mesela Kıptek Yönetim Kurulu Başkanısınız. Az önce de ifade ettim. Belki de bir saat sonra, iki saat sonra Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı olmayacaksınız. Olur, ama belli bir emek harcanıyor. Bazı şeyler en az bir yılda anlaşılabiliyor. İki yılda anlaşılabiliyor. Hesap kitap işleri çok önemli. Tahsilat yapabilmek çok önemli bu tür kurumlarda. Ve yatırım çok önemli. Bunun da bu ülkede düşünülmesi, konuşulması gerekiyor belki de diye düşünüyorum. Yani bugün Demokrat Parti, Ulusal Birlik Partisi, koalisyon hükümeti mecbur mu mesela bu görev değişikliğini yapması? Bu görev değişikliği yapılırsa yeni atanacak kişi ne devralacak? Bunlardan da biraz bahsedelim isterseniz. Bunların hep bizim ülkemizde götürüleri vardır çünkü. Memnun oldum. Nereden başlayayım? Görevden başlayalım. Şimdi hiç kimse bak ben de dahil yönetemeyeceği bir kimseyle çalışmak istemez. Şimdi olaya bu noktadan baktığınızda beraber çalışmanın ön koşulu uyumdur. Alt koşulu birikimdir, bilgidir, tecrübedir, yetenektir ve cesarettir. Bunların bir şahısta toplanması kendini yönetecek idarecinin, yöneticinin fazlası yoksa burada bir yönetimden bahsedemeyiz. Yönetici sürüklenir. Kapılır altındaki bu yetkin kişilerin havasına. Dolayısıyla yönetici her biçimde hükmedebileceği, etkisi altında tutabileceği, yönlendirebileceği adamlara çalışmayı tercih eder. Bu çerçevede olayı değerlendirdiğimizde siyasetçi başlangıçta tanımladığım tip ile çalışmak istemez. Çünkü bizim ülkede özellikle siyasetçi ülkenin en akıllı insanları, en bilgili insanları, en kültürlüleri, en doğruları, en ciddileri, en samimileri ve en açık gözleridir. Özellikle açık gözlü en sonunda söyledim. Bu açık gözlü insanlar yanlarında bilgisi olan, birikimi olan, tecrübesi olan, cesareti olan, iradesi olan insan istemez. Onun için memleket bu hale geldi. Onun için benim burada kalmam söz konusu değil. Zaten böyle bir teklif gelse de 4 defa düşürürüm kabul edip etmeme konusu ama böyle bir durum söz konusu değil. Ben ülkem için üstüme düşenleri fazlasıyla yaptım. Yaptığımı düşünüyorum. Tepkileri de öyle alıyorum vatandaşlarımızdan. Bundan sonra bu görevi devredeceğim arkadaşlar. Ben umarım ve beklerim ki benden daha iyisini yapsınlar. Onları kutlarım. Kutlayacağım yani günün sonunda benim de izni yapan çıkarsa mutlaka kutlayacağım. Çıkıp alenen böyle kamuoyunda arkadaşlarımı tebrik edeceğim. Hiçbir sıkıntım olmaz. Ben ülkenin son kalesi olan elektrik kurumunun elden çıkarılmasına karşıyım. Sonuna kadar da bu alanda mücadele veren arkadaşlarımın yanında olacağım. Her kim olursa olsun mücadele veren onların yanında olacağım. Bu kurum KKTC devletinden çok daha güçlü, çok daha verimli, çok daha etkin bir kurumdur. Bu kurum ülkenin göz bebeğidir, göz nurudur, ışığıdır, alın teridir. Bu kurum kolay kazanılmadı. Bu kuruma çok ciddi paralar yatırıldı, çok ciddi emekler verildi ve en önemlisi çok ciddi sayıda canlar heba edildi bu kurumun yaratılması için. Elektrik kurumunun 8-10 tane şehidi vardır, görev şehidi. Bu insanlar keyfinden ölmedi. Ülke karanlık kalmasın, ülke elektriksiz kalmasın,
ülke bir sıkıntıya girmesin diyordu bu insanlar. Onların anısına bu gavrayı biz sürdürmek mecburiyetindeyiz. Yani şehitler silahın başında ölen insanlarımız değil. Ülkesi adına kavga veren ve bu uğurda da canını verebilen insanlar da bizim şehitlerimizdir. Böyle algılamamız gerekir diye düşünüyorum. Eğer buradan bakacaksak oraya. Ama benim üzerinde durduğum esas konu işin ekonomik boyutudur. Biz elektrik kurumunu devraldığımız tarihte elektrik kurumunun akaryakıt alacak parası yoktu. Ve bize akaryakıt tedarik eden firmanın sürekli zilletine, aşağılanmasına, hakaretine ve dışlanmasına neden oluyorduk. İlk aldığımız mektup tarihi 26 Eylül 2013. Yani en amiyane tabiriyle köpekler yese yenmez. O düzeyde bir şey. Hakaret içeren bir mektup. Ya verirsiniz bu kadar para diyor size, şu kadar akaryakıt boşaltırım. Ya vermezseniz yarın akaryakıtı açarsınız, bir gün kazanırsınız. Ondan sonra akaryakıtı boşaltırım. Onu yapamazsanız diyor, gemiğin adatları çözerim, boruları yıkarım ve çeker giderim. Ne haliniz varsa görürsünüz. Aynen bu ifade, tavır bu, duruş bu. Şimdi bu noktadan elektrik kurumu 2 yıldan bu yana akaryakıtını peşin almaktadır. Peşin para sayarak almaktadır. Sadece 2015 yılında elektrik kurumu 212.070 ton akaryakıt aldı. Buna TL olarak 160 kusur milyon TL ödedi. Döviz olarak da 59 milyon 800 bin dolar ödedi. Elektrik kurumu, tahsilatı yapabilmeyi elektrik kurumu böylesine güçlü, devasa bir kurum. Ekonomik bir güç. Bütün bunları tabii yapabilmek için ve hele hele peşin yapabilmek için tahsilatınızı günü gününe veya faturaladığınız kadarını yapmak durumundasınız. Biz bunu başardık ve yaptık. Ekibimiz olsun, yönetim kurumumuz olsun, çalışan arkadaşlarımız olsun, bu işlerde birebir ilgilenen dostlarımız olsun. Biz bunu başardık. Bu ekip bunu başardı yani günün sonunda. Bugün elektrik kurumunun tahsilatları %96 kusurdur. 96.61 ortalaması 2015'in. Böylesine devasa bir güç. 2013 yılında ne kadardı? Nereden nereye aldık? 2013 yılında 500 milyon civarındaydı tahsilat. Aylık. Yıllık. Yıllık. 500 milyon civarındaydı. 2013. Tahsilat %80'lerin civarında seyrederdi. Belki altındaydı, belki üstüne biraz çıkardı ama %96'larda, 90'larda hiç olmadı tarihinde elektrik kurumunda tahsilat. Alacaklarımız o dönemlerde 540 milyon liraydı. Bugün 650 milyon lira alacağımız var. Bu alacaklarımız tahsilat yapamayışımızdan kaynaklanmaz, insanlarımız yanlış anlamasın. Hı, onu soracağım. Biz bu arada 200 milyon TL'ye yakın geçmişten gelen alacağımızı yapılandırdık. Faizlerini peşin bindirdik ve bunlar da alacaklarımız için dahil olduğu için bu alacaklar yükseldi. Yoksa biz ayda 3 kusur milyon lira da geçmişten gelen alacaklarımızdan taksit tahsil etmekteyiz. Bu da yılda 36 milyon lira gibi ciddi bir rakam oluşturur. Daha önce böyle af maf falan yapılıyor muydu alacaklarında Kıptekin? Evet. Yani işte alamadık, tamam bunu affettik. Alamadık şunu yaptık, alamadık bunu yaptık falan. Veya maksuplaştık. Neyle maksuplaşıyorlarsa artık. Şimdi göre. Devlet bu alacakları affı konusuna 2000'li yıllarda başladı ve 2000'li yıllardan 2016 yılına gelene kadar toplumumuzun çok büyük bir kısmını yüzsüzleştirdi. Vergi ödeyenler, devletine sakatlık gösterenler, vatandaşlık sorumluluklarını yerine birebir getirenler artık kendini aptal, enayi durumunda görmeye başladı ve vergi ödeyenler de ödemekten kaçınmaya meyletti. Böyle bir eğilim belirdi şeyde, ülkede. Ve peşi sıra sürekli devlet gecikme zamlarını affederek, alacaklarını affederek kamu maliyesini ciddi anlamda zararlara soktu. Çünkü hazır bir para vardı. Birilerine her avuç açtığınızda veriyorlardı. O vermeler işte bizi buralara getirdiler. Bugün KKTC'nin borcu 12 milyar. 12 milyarın yanında elektrik demişim, ihtiyaç sandığında biriken kamyonlarca fon, milyon katrilyon TL heba edildi. Bu hükümetler heba etti bunu. Kıbrıs Türk toplumunun varoluşunda çok ciddi bir dönüm noktası olan Kooperatif Merkez Bankası'nı gene siyaset batırdı. İçin iki kaynakları çekerek
kamu maaşlarını ödemek için kullandı ve kooperatif de batırıldı. Hem ihtiyaç sandığı, işçi sınıfının bütün birikimlerini beraber sesle götürdü, hem kooperatifi batırdı, hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne 12 milyar borç taktı. Ve hala bu siyaset, bu siyasetçiler, bu siyaset Türkiye'den borç almak için darbe yaptırıyor Türkiye'ye. Türkiye resmen burada darbe yaptı ve borç vermek adına hükümet kurdu, hükümet bozdu. Geldiğimiz nokta burası. Bu sadece hükmetmek adına yapılan bir mücadeledir. Birileri bize hükmetmek için birilerini dövdürüyor, darbe yapıyor. Birilerini de sırf avucunu atsın, teslim olsun, dilediğini yapabilsin diye de hükümete getiriyor, iktidar ediyor. Böyle bir mantık, böyle bir zihniyet, böyle bir düşünce, böyle bir toplum dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yoktur. Hiçbir toplum böylesine ucuz gitmemiştir. Biz çok ucuza giderik. Kıbrıs Türk toplumu olarak biz çok ucuza giderik. Ha biz kendimize yeter miyiz? Biz kendimize yeteriz. Kıbrıs Türk toplumu ödediği vergisiyle, üretimiyle, satışıyla, pazarlamasıyla, parasıyla, buruzluğuyla, emeğiyle kendi kendini kurtaracak noktadadır. Biz kendi kendimize yeteriz. KKTC'nin bu çözü 4 kusur milyon lira. Bu 4 kusur milyon liranın 3 milyon lirasını, 3 milyar lirasını pardon, KKTC vergi olarak toplamaktadır. Hiç katıksız söylüyorum bunu. Ezbere söylüyorum ama hiç katıksız söylüyorum. Çünkü görüyorum rakamları, takip edebiliyorum. Şimdi geriye kalır 1 milyar lira. 1 milyar liranın 700 kusur miktarı savunmayla ilgilidir. Bunu Türkiye öder ve bunun yanında da 280-300 milyon lira da bir katkı verir şeye, bütçeye. Şimdi benim size söyleyeceklerimi dikkatle incelerseniz göreceksiniz ki KKTC ne özelleştirerek hayatta kalmasına gerek vardır, ne milli değerlerimizi satarak hayatta kalmamıza gerek vardır, ne de birileriyle kavga ederek sen geldiğin, ben gittiğin, bana verdiğin, ötekine vermediğin gibi gereksiz tartışmalara girerek ayakta durmasının temelini oluşturabilir. Şimdi niçin elektrik kurumu özelleştiriyor? Bunu koyulun bir yere mi söylediyseniz ama niçin başka yerler özelleştirmiyor? Oradan hareket edelim. Ve nerede tasarruf yapabilir toplum ki ayaklar üzerinde dursun? Onun saptayla mı söylediyseniz. Şimdi baktığınızda her sokaktan bir resmi hizmet aracı çıkar ve numaralarını takip ederseniz artık 6000'lerde koşar numaralar. 6000 tane resmi hizmet aracı demek 6000 tane insanın asgariden bu araçlarda her gün dolaşması demektir. 6000 tane adam ödersiniz ve araçlarda dolaştırırsınız. 6000 tane aracın deposunu benzin doldurursunuz. 6000 tane aracın lastiğini, sayır giderlerini karşılamak durumundasınız. Yıpranmasını karşılamak durumundasınız. Sigortasını ödemek durumundasınız. Kaldı ki hasarı, kırığı, döküğü de olursa tamir etmek durumundasınız. Eğer devlet bu resmi hizmet araçları toplasa girme kapısına ve sıradan gelen insanlara kimlik sormadan bedava verse, satmayacak, bedava verse günde karı 1 trilyondur. Günlük karı 1 trilyondur. Samimiyetle söyleyeyim 1 trilyondur. Başka tasarruf istersiniz. Yani günde 1 trilyon mu harcanıyor bu araçlar için? Evet. Asgari'de 1 trilyon masrafı var devletin bu araçlar üzerine. Başka tasarruf istersiniz. BRT 3 tane televizyon çalıştırır. 6 tane radyo. Burada 800 kişi istihdam edilir rivayetlere göre. Tabii rivayetler muhtelif. 800 rakamı hep telaffuz edilir. Niçin BRT özelleştirilmez, elektrik kurumu özelleştiriliyor? Daha verimsiz kurum. Bu da yetmez. Onun yerine ikame edeceği kurumlar da vardır. Sivil savunma teşkilatımız, dün başbakanımız dedi, benim dedi gururumdur sivil savunma. Güzel, gururumuzdur. Sivil savunmanın da radyosu, televizyonu vardır. Televizyon yoksa bile ama radyosu var, en az 3 tane. Hatta yarım düzine diyebilirim. Nihavent var, Türk klasik müziği var, vatan var, ne bileyim, sahil var, güvenlik var. Var oğlu var yani. Bunlar hepsi kamu kaynağı israf eden kurumlar. Bu da yetmedi. Askerin de var radyosu. E peki madem siz 800 kişi çalışıyorsunuz BRT'de, 3 tane televizyon, 6 tane radyo, sivil savunmadaki radyolara ne gerek vardır? Askerdeki radyoya ne gerek vardır? Eğer bunlar gerekirse BRT'nin ne işi vardır? Aha tasarruf kaynağı. Başka örnek istersiniz. Devlette binlerce işçi vardır, çalışır. Ama biz devlette temizlik işlerini özelleştirdik. Maliye Bakanı'ndan ne kadar para harcadığını öğrenebilirsiniz. Aha kaynak, tasarruf kaynağı. Başka istersiniz. Hastanelerde yemek işlerini özelleştirdik. Ama aşçılarımız, demirbaşımız, o maçın aldığımız araç gereç tümü orada durur ve para veriyoruz. Ama yemeği de parayla satın alıyoruz. Böyle lüks dünyanın hiçbirinde yoktur. Bir gizli el bu ülkeyi işte böyle yönetir.
güvenlik, her tarafta gece bekçisi var. Devlet öder gece bekçisi, vardiya usulüyle öder, ikramiyesini de verir, ihtiyaç sandığını sosyal sigortasına yatırır. Ama bütün kurumlarda özel güvenlik vardır. Aha tasarruf. İşte bütün bunları %100'ünü demiyorum. Sadece %50'sini el atarsa devlet tasarruf tedbirleri bağlamında bu devletin Türkiye'den para istemeye hiç ihtiyacı yoktur. Hiç ihtiyacı yoktur. Hele hele elektrik kurumu gibi para kesen, banknot matbaası gibi bir kurumu satmasına hiç gerek yoktur. Ben iddia alayım. Bütün bunları değerlendirdiğimizde Kıbrıs Türk toplumu her açıdan kendine yeter bir durumdadır. Her açıdan kendine yeter bir durumdadır. Ha psikolojik olarak Türkiye'nin güvenlik açısından ihtiyacı vardır. Vardır. Kimsemiz inkar etmeli vardır. Güvenliğimiz açısından Türkiye'ye mutlaka ihtiyacımız vardır. Türkiye her zaman yanımıza bulmuştur. Minnettarız. Ama illa da Türkiye'den para almadan yaşayamayız diye bir mantıkla yaşamamız da mümkün değil. Böyle bir korku bize çok fazladır. Biz artık bu korkuyu yenmek mecburiyetindeyiz. Biz silginip kendimize gelmek mecburiyetindeyiz. Ama çok enteresandır. Türkiye'den daha kolay para alırım yarışına giren insanlar bu söylemi gündeme getiren insanlarla daha rahat diyalog kurabiliyor, daha rahat arkasına geçebiliyor. Ama kendi ayaklarımız üzerinde duralım diyen siyasi düşünceye de karşıya geçerek tavırdır. Git bul getir ben öde diyor şey vatandaş. Buna sendikalarda değildi. Şimdi eğer bu ülkede radikal tedbirler arayacaksak öncelikle işçi sınıfının iki defa seçilip kendine gelmesi lazım. Bu ülke üretirse işçi sınıfını barındırabilir. Bu ülke satabilirse işçisinin ücretini ödeyebilir. Bu ülke ihtiyaç sandığını ayakta tutarsa işçi sınıfının güvenliğini, sosyal güvenliğini ayakta tutabilir ve sürdürülebilir bir hale getirebilir. Eğer bütün bunları yapamazsanız siz ve sürekli birilerine avuç açarak yaşamaya çalışırsanız bileceksiniz günün sonunda beyaz çarşafı çekeceksiniz. Yok başka şansı. Şimdi tam o noktadayız. Kim daha büyük beyaz çarşaf çekerse o itibar görür. Hem Türkiye'de hem toplum nezdinde. Bunun sonu yoktur. Türk toplumu yok olmaya mahkumdur. Bu zihniyet bizi yok olmaya götürür. Hiçbir şansımız yoktur. Çok olumlu bir tablo çizmedim ama ülkenin gerçekleri bunlar. Ne yazık ki gerçeklerimiz bunlar yani. Yani örneğin bu saymış olduğunuz tedbirler arasında Beret'in özelleştirilmesi olsun. Yani neden özelleştirilmiyor da Kıptek dediniz. Oradan yola çıkıyorum. Diğer tasarruf tedbirlerini de ifade ettiniz. Rehalardan bahsettik. 6.000 araç, 6.000 insan, 6.000 masraf vesaire. Sadece günlük 1 trilyon karı olur İddia ediyorum. Dediniz. Evet, 1 trilyon da var. Ve para almadan verecek ha. Para alırsa ayrıca da bir getirilir. Para almadan dağıtsa günlük 1 trilyondur karı. Evet. Peki burada çalışan insanlar ne yapacak özelleşirse? Kıptek'te mesela böyle bir şey var. Yani bu önerileriniz mantıklı, mantıksız değil. Devletin evet kambur yükleri var. Bunlardan da kurtulması gerekiyor. Kıptek'e gelene kadar bunları yapsalardı diyorsunuz. Zaten yeterince gelir elde edilecekti. Peki bütün bunları yapabilmek, örneğin 6.000 kişi reha araç kullanıyorsa bunlar devletin bünyesinde çalışan insanlar. 6.000 kişiyi ne yapacağız mesela özelleştirsek? Bunları satsak, 6.000 kişiyi yani, zaten siz ödersiniz ki bu işleri yapar bu insanlar. Ödersiniz maaşlarına yollar. Ama maaşlarına ilaveten arabanın yıpranmasıydı, lastiğiydi, benziniydi, sigortasıydı, tamiratıydı masrafında ekstra ödüyorsunuz. Bu masraftan kurtulacaksınız. Keza Berete'de ben geçmiş yıllarda okumuştum bir yerde Show TV'nin dünya çapındaki çalışanı 250. Bizim Berete'deki çalışan 800. Biz 800 ödüyoruz zaten. Yani yoktur Berete'nin öyle bir geliri ki geliri var, kazancı var da öder bu porsiyonu. Devlet öder. Bu para devletten çıkar. Tümü. Kuruşuna varınca kadar devletten çıkar. Berete'nin reklam gelirleri aylık 1 milyon. Yıllık 12 milyon. En kabaday yani. Maksimum geliri bu kadar. Daha fazlası yok. Ama baktığınızda Berete'nin bütçesine hayır edemezsiniz yani. Hangi gelirleri ayakta durur? Devlet söylediğiyle bütçesinden çıkar. Devlet katkısı diye devlet bütçesinden çıkar. Ve özel sektöründe işte o kadar kabarıktır bu konuda ki devlet kendi radyosuna devlet bütçesinden katkı yaparken özel sektöre ait televizyonlar ve radyolara da katkı talep etti ve bir sürenin aldı bildiğim kadarıyla. Bir süre televizyonların uyduğu evet, giderlerini evet. Devlet ödedi bildiğim kadarıyla. Hı hı. Tamam o zaman böyle bir şey olacaksa devlet daha 800 kişi çalışmak yerine şeyde Berete'de özel televizyonlara desteklesin daha ucuza kurtulacak. Çok daha ucuza kurtulacak. Eğer özel sektöre hizmetse amaç bu yöntem çok daha akılcıdır 800 kişi istihdam etmekten.
Günün sonunda duracak o 800 kişinin istihdamı. Çünkü emekli ola ola tükenecek o şey sayılar. Bitecek yani günün sonunda. Ondan ötesi de artık masraftan oturacaksınız. Oraya harcayacağınız kaynağın 1/4'üyle, 1/10'uyla her neyse rakam özel sektörü daha güçlü hale getireceksiniz. Bu da bir yöntem. Sayın Hakim, sizin bulunduğunuz siyasi parti Cumhuriyetçi Türk Partisi MYK'sındasınız da aynı zamanda. Hayır, doğru. Parti meclisindeyim. Parti meclisinde, özür diliyorum. Attılar beni MYK'dan. Neden? Beni MYK'dan attılar. Sayın Başkan geldikten sonra ben MYK'ya girmedim. Ben parti meclisinde kaldım. Özür diliyorum, ondan evet. Haberim yoktu. Bu kendi partinizle bile kavga eden bir kişiliğiniz var. Aslında siz sebep oldunuz ve bütün memleket beni kavgacı birisi yürüyor. Halbuki benim öyle bir huyum yok. Oldu. Ben çok yumuşak huylu bir insanım. Ama çok ısrarcıyım. Beni hiç kavga etmediğiniz ha. Ama onu söyleyeyim yani. Buyurun. Bana birileri bulaşması asla kavga etmem. Sesimi de yükseltmem. Ben 700-800 kişiyle birlikte çalışırım bir de elektrik kurumunda. 666 ile kişiyle birlikte çalışırım. Hiç kimseye sesimi yükseltmedim. 2,5 senedir birlikte çalışıyoruz. Yani ben çok sakin bir insanım, rahat bir insanım. Çok da anlayışlıyım kendime göre. Kendimi öyle satarım en azından. Kavgacı bir karakterim yok. Ama eğer bir şeyi doğru algıladıysam bana göre doğrudur. Onun arkasında sonuna kadar dururum. Karşımda güç ne olursa olsun, kim olursa olsun. Çok önemli değil benim için. Yani gözüm kara bir insanım olup durada. Ama durup dururken yedip de birine asla bulaşmam. Yani evet. Kavga vesilesi olmam kesinlikle. Ha, herkes partimle kavga ederim der ama öyle bir şey yok. Yani kavga değildi aslında. Benim duruşumla ilgili bir şeydi o. Şimdi niçin o duruşu seveyim onu da söyleyeyim. Şimdi elektrik kurulu bir kurumu gibi kurumlar devletin öz varlıklarıdırlar. Ve yasalar gereği siyaset üzerinden yönetilir. Siyaset kendine göre temsilciler atar ve onların eliyle, onların marifetiyle bu kurumları yönetmeye çalışır. Ama bu işin görünen boyutu, bir de görünmeyen boyutu var. Siyaset günün sonunda şimdi olduğu gibi toplar pılı pırtı mahalleye gider ama orada kalanlar oradaki icraatların birebir her birinin hesabını verir. Ha bu noktada kendini bilen, bürokrasiyi bilen, siyaseti iyi tanımlayabilen, iyi okuyabilen ve hesabını kitabını bilebilen hiçbir yönetici siyasetin her dediğini yapmaz. Hukukun söylediğini yapar. Ha siyasetin her dediğini ne zaman yaparsınız? Siyaset söyleyeceklerini hukuk yapar, o zaman siyasetin söylediğini yaparsınız. Ama siyaset söylediklerini hukuk yapmadan size talimat verirse siz hukuka aykırı işlemi yaparsınız, siyasetin söylediğini yaparsınız. Bu değil yöneticilik. Yöneticilik hukuku uygulamaktır. Siyaset manifestosunun hukuka dönüştüğü oranda da siyasetini yerine getirebilir. Cumhuriyetçi Türk Partisi her geldiğinde başarısız olarak olur ve gider söylemlerinin arasında yatan gerçek de budur. Ülkenin hukukunu yaptığı Uluslar Birlik Partisi ile derin devlet. CTP her seferinde yaptığı ben daha iyi yönetirim. Evet CTP daha iyi yönetebilir ama kendi hukukuyla. UBP'nin yaptığı hukukla, derin devletin yaptığı hukukla CTP bu ülkeyi yönetemez. Çünkü o hukuk CTP'ye göre biçilmiş bir gömlek değil. CTP'nin sıkıntısı budur. Bir başka sıkıntısı da vardır CTP'nin. CTP iktidara her geldiğinde çok insancıl, son peygamber olarak gelir. Bütün eski bürokratlar yerinde oturur, bakanlar da gelir koltuğa oturur ve yönettiğini zanneder. Aslında yönetmez, koltukta oturur CTP'nin bakanları. Ama ülkeyi yöneten UBP'nin baktığı bürokratlardır. O bürokratlar da UBP'nin getirdiği yerler, UBP'yi getirdiği yerler bellidir. Baktığınızda görürsünüz UBP nereye geldi. O bürokratlar sayesinde geldi. Ve CTP onlarla beraber yürümeyi tercih eder. Onun için kaybeder. Kaybetmeye de mahkumdur yani. Yani bu durumda siz hiçbir zaman onaylamadınız aslında CTP ile UBP'nin hükümette olmasını. O koalisyon kurmasını. Hayır, onaylamadım. UBP ile koalisyon kurmasını onaylamadım. Ayrı konu. Benim söylediğim başka bir şeydir. Yani siz iktidar olacaksınız. CTP iktidar olacak. Ama altında müsteşarlarınızı 2,5-3 senede değiştirmeyeceksiniz. Müdürlerinizi değiştirmeyeceksiniz. Şimdi eğer bu ülkede 53-77 sayılı bir yasa varsa ve üst kademe yöneticilerin gelişini gidişini düzenler, o yasayı uygulamak için yaptığı zaman da UBP. Kendi içinde bile değiştirdi üst kademe yöneticilerini. CTP nereden hükmeder geldiğinde UBP'nin bütün üst kademe yöneticilerini bıraksın da bakanları değiştirsin? Bu UBP'ye teslim olmak demektir. Bu teslim olursa UBP, UBP'de kullanır. Bir de kim kullandı? Ben 2,5 senede iktidarım. 2,5 senedir yönetim kurulu başkanı elektrik kurumu. 3 tane arsa istedim devletten. Askerden aldığım yerlerini belirledim. Maliye Bakanlığından İsteyen Bakanlığı'na bu yazıyı gönderemedim. CTP iktidarında. Gidemedi bu yazılar. Yolunu kaybetti. Devlet emlaka gitti. Yolunu kaybetti. Hazine Muhasebe gitti. Yolunu kaybetti. Bütçeye gitti ama esas gitmesi gereken İçişleri Bakanlığı'na gidemedi. Hala da gitmiş değil. Nasıl yani? Nasıl gidemez? Bunun sesini soracaksın. Bana değil. Bunu postayla mı gönderiyorsunuz? Kişiyle mi gönderiyorsunuz? Hayır.
Sayın Bakan'ın onayına sunuyoruz. O da müsteşarlarına haber ediyor. Müsteşarları da bunu istenağa göndermesi lazım. Adresi kaybolur şeyin müsteşarlar yazının. Müsteşarlar göndermedi yani aslında götürmedi. Bilmem yani söyledim. Ben çok net söyledim. Ve CTP iktidarda. CTP nasıl başarılı olacak? Şimdi ben orasaları buldum ya elektrik kurumlarında. Ben parayla da satın almaya hazırdım. Deseleri satarak ben parasını ver alırdım. Var benim param. Elektrik kurumu parası var yani bütün bunları yapmaya. Ben oraya tek tip elektrik kurumu binası yapacağım. İdari binalar yapacaktım. Bir tanesi de şat sahası olacaktı. Ve bunları 2,5 senede yapamadım. Yazılan adresine gidemedi. Ama CTP iktidarda para almasına rağmen. Yönetim kurulu başkanı da CTP'li. Bakanı da CTP'li. Ama altındakiler CTP'li değil. Yani birilerini engellemek için dövmeniz şart değil. Engellemenin en bariz yolu. Burada hiç mi bakanın sorumluluğu yok? Başbakanın? Ben Özkan Yorgancıoğlu hükümeti zamanında Başbakan Sayın Özkan Yorgancıoğlu, Maliye Bakanı güya CTP'de, altındaki bürokratlar UBP'de kredi almada kavgalar ederek kredi aldım. Kavgalar ederek kredi aldım. Her taraftan engel çıktı. Günün sonunda bir saklı çıktık. Krediler atmaya başladı. Aldığımız krediler neydi? Biz %40'lardan kredi kullanırdık. Aldık %40'lar yerine %12-13'lük kredi ödedik %40'ları ve bu arada %20-24-25-28'e varan faiz farkları kurtardık. %28'e varan faiz farkları kurtardık. %40'ı %12'ye indirdik. %28'i buradaki avantajımız. Oralardan geçerek geldik buraya elektrik kurumu kurtulduk. Ha bundan sonra devam eder mi? Ben devam etsinim umarım. Ama umudunuz yok mu? Umudum var. Umudu yitirsem zaten satılsın diyeceğim. Umudum var tabii. Yani Kıbrıs Türk'ü isterse yönetir. Kıbrıs Türk'ü isterse üretir. Kıbrıs Türk'ü isterse ürettiğini pazarlayabilir, satar ve bunu nakdeye çevirir. Bakın bir izleyicimiz diyor ki, İsmet Bey diyor, sizi dinliyorum. Gerçekten önerileriniz mantıklı ülke için. Lakin diyor, kendi siyasi partinizin genel başkanının sizi MYK'dan attığını söylediniz. Attı demedim ya. Attı dememiş. Attı. attılar dediniz ya. Latif olsun dedim ama öyle bir şey yoktur. Neden diyor MYK'da değilsiniz? Bu konuyu da bize açıklar mısınız? MYK'da olmayışımı Sayın Başkanımıza göre iki görevin birlikte yürütülmesinin adı bir sorumluluk olduğu noktasında bir tespiti vardır. O tespitten dolayı bana tercihimi söyledi. Ben de kurumu tercih ettim. Ya MYK'da olacaksın dedi ya da Kıptek'te olacaksın. Yoksa ben MYK'daki görevimden de çok mutluydum. Uzun sürede ikisini birlikte götürdüm. Zor muydu? Evet zordu. Gerçekten zordu. Çok büyük özveri gösterirdim. Çok uzun süreler çalışırdım. Ama Sayın Başkanım'ın önerime geldikten sonra ikisi beraber zordu dedi. Ağır yüktür ikisi de dedi. Birini tercih ettim. Daha kurumu tercih ettim. Daha doğrusu kendi telkiniydi kurumu tercih etmem. Evet. Özellikle Sayın Hakim az önce dediniz ya hani ben 3 arsa aldım işte bunlarla ilgili yazılar bir türlü gitmedi. Çünkü bakan CTP'li, başbakan CTP'li, hükümette CTP var ama alttakiler UBP'nin bürokratlarıydı. Ama bu sadece orada değil. Bütün bakanlıklarda CTP'nin böyleydi durum. Çünkü CTP geldiğinde çok insancıldır ya. Bir tek sermayesi kaldı CTP'nin insan sevgisi. Biz insanları çok seviyoruz ama İnsanlar üzerinden her zaman bedel ödedik. Hiçbirine dokunmadık ama bize çok ağır bedeller ödetti bu insanlar. İşin gerçeği bu. Yöneticiler ister kabul eder, ister etmez. Ben kendi tespitimi soruyorum. Daha örnek vererek anlatırım. Peki bu durumdan ilgili bakanın, başbakanın haberi yok muydu? Siz mutlaka ifade etmişsiniz. Bu insanlarla görüşüyorsunuz. Görüşüyoruz. Bu kağıt niye gitmiyor diye sormaz mı bir insan alt kadrosunda çalışan kişilere? Sorar, yanlışlık oldu. Yani çok amiyane olacak ama söyleyeyim. İt emredelim, da kuyruğunu emredelim misali. İşte ben verdiğim müdürüme, müdürüm verdiği personele, personel verdiği sekretere, sekreter verdiği katibe, katip verdiği odacıya. İşte böyle bu idari silsile içerisinde gider ve adresi şaşırır sonuçta yazılarınız. İstediğiniz yere gidemez. Ama yarın öbür gün bu işaret ettiğim arsalardan bir veya birkaçı öyle milyon poundlara birilerine satılırsa hiç şaşmayın. Hiç nerelerde şaşmayın. Bu arsalar? Takip açısından soruyorum. Biri Girne'de. Biri Mavusu'da. Bir de Lefkoşa'da. Konum? Konum arsa. Hayır yani Girne'de ama nerede mesela? Lefkoşa'da ama nerede? Yeri çok güzel.
Üçünün de yeri çok güzel. Yani benim siyasete önerim bize bunları verin tahsis edin değil. Bize satın. Eğer veremezseniz satın. Eğer de verebilirseniz bize doğrudan vermeyin. İlgili bakanlık kimse, elektrik kurulu bakanlık kimse ona tahsis edin. Onun üzerinde biz kullanalım. Yani önerim buydu. Ama çok enteresandır. Ulaşmadı yazılarımız adresine. Hala da ulaşmış değil. Asıl Bakan Soy, İçişleri Bakanı ölmem lazım dedi kurma borsaları ben veremezsem. Ama gittiğimiz hal arsalar almadık. Bir daha gelir mi? Şüphem var. Sizce bir daha seçilmez mi Asım Akan Son? İçişleri Bakanı olur mu? Peki. Sayın Hakim, bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. İsmet Bey Telsen'le ilgili ne düşünür demiş. Telsen özelleştirilmeli mi? Hayır. Aman Telsen demiş. Pardon. Şimdi, telekomünikasyon Telsen'den geldi mesaj. Telsen, ama. Telekomünikasyon. Şimdi Telsen'le bağlı olarak hizmet gören ve lisansı GSM'ler üzerinden lisansı 2008 yılında satılırken ben Sayıştay Başkanıydım. Ondan sormuşlar o zaman. Bu konuya girmek istemez normal başkanız gireyim. O dönemlerde öylesine bir özelleştirme işlemi yapıldı ki hala mevzuat aynıdır değişmiş de mevzuat takip ederseniz devlet özelleştirilen kurumlar adına özelleştirmeyi alan firmalara vergi ödemek durumuna getirilmişti. Ben Sayıştay Başkanı değil mi? Ben müdahale ederek bunu önledim. Böyle bir mantık olamaz dedim. Devlet özele vergi verecek. Böyle bir şey olmaz. Ve onu ben engelledim. Şimdi o günden bugüne bu kurumlar aynı elektrik kurumu gibi darphaneye döndü. Para basar. Ben sorarım. Gidin vergi dairesine bak. Ben geçen gün incelediğim vergi beyannameleri çıktı. Gazetede yayınlandı ve baktım vergi ilgisinde rekorlara kimdedir rekor. Eğer elektrik kurumu bu sene eski borçlarından olmasaydı da vergi ödemek durumunda olmuş olsaydı vergi rekortmanı olacaktı. 18 milyon kurumlar vergisi vereceğiydi bugün elektrik kurumu. Gelesen ödeyecek olan. Bugünkü karıyla da o civarda kurma vergisi ödemek durumundaydı. Yani 4 aylık karıyla da olduğunu. Bu elektrik kurumu karlı ürün satar bağlamında değil söylediğim. Biraz önce bu nedenleri saydım ya da bunlardan tasarruf edersen siz yaşama şansı bulursunuz dedim. Aynı bağlamda elektrik kurumu israftan kaçındığı için bu noktalara geldi. Biz israfı önledik. Yani elektrik kurumunu yönetmek çok zor bir şey değil ya. Benim oranı sürü gücüm yok. Ama ciddi, akıllı, bilgili, birikimli, tecrübeli bir ekibim var. Yönetim kurulumda uyumlu. İki tane yönetim kurulu çalıştım. İkisi de çok uyumlu. Çok teşekkür ederim arkadaşlarıma. Kamu üyesinde. Ama yöneticilerim 6-7 kişilik ekibim. 5 tane bölge sorumluluğum, 11-12 kişilik bir ekibim var. Bu ekibim çok çok uyumlu ve çok çok başarılı. Bunu söylemem lazım. Eğer siz bu arada uyumu sağlarsanız, motive edebiliyorsanız altları çok rahat çalıştırabilirsiniz. Bu önceden beğenilmeyen, sürekli basında köşe yazarları tarafından dövülen, hatta manşetlere çıkan elektrik kurumunun personeli bize 10 ayda 160 bin sayaç taktı sisteme. 10 ayda ve ek mesai almadan yaptı bunu. Hesabını nasıl sizden yapın, nasıl taktılar edip yapın. Takılmış bu sayacılar. Bütün ülkeyi baştan başa biz akıllı sayacılara donattık. 10 ayda. Etkin ve verimli kullandık diyorsunuz evet. Personeli. Yani bütün mesele çalıştığınız insanlara sahip çıkmak, iyi diyalog kurmak ve omuz omuza yürüyebilmektir. Yani bunun en temel malzemesi de sevgidir. Eğer seviyorsanız bunları yapabiliyorsunuz. Seveceksiniz ki başarılı olabilirsiniz. Derim ben kendi adıma. Evet. Hemen izleyicimizin daha sorusu var, onu da soralım. Çalıştığınız ekip UBP'li miydi, CTP'li miydi diye soruyorlar. Hepsi karışıyordu. UBP'li de vardı, DP'li de vardı, CTP'li de vardı. Hiçbir arkadaşımı, özveriyle çalışan hiçbir arkadaşımı, görevini yapan hiçbir arkadaşımı ne dışladım, ne şahladım, ne hakaretim. Hepsiyle beraber çalıştım. Hepsi de verimli oldu. İstisnalar var ama 666 kişide olacak onlar. Normaldir diyorsunuz. Günaydınlar demiş izleyicimiz. Sayın Akim'e sorar mısınız? Hangi CTP bakanlıklarında UBP müdür ve müsteşarı var? Ben hiç görmedim de açıklasın demiş. Başbakan'da bile var. Nasıl görmedim? Başbakanın müsteşarı UBP'li. Maliye Bakanı müsteşarı UBP'li. Hangisini sayayım başka? Dışişleri Bakanı'nın müsteşarı UBP'li, Tarım Bakanı'nın Özel Kalem Müdürü Müsteşarı UBP'liydi. Sonradan değişti. Hangisi sayayım? Daha sayayım. Gümrük Müdürü CTP'lidir.
Maliye Bakanı Müsteşarı CTP'lidir, Bütçe Müdürü CTP'lidir, Hazine Bakanı Müdürü CTP'lidir. Hangisidir şey CTP'li? Arkadaşım galiba ülkede yaşamaz. Dediniz ve cevabı da vermiş oldunuz. Peki Sayın... Başbakanın Müsteşarı, hala CTP adına Türkiye ile görüşmeleri sürdüren adam UBP'lidir. Şimdi ben sorarım, yani UBP'de bu şehre bacak personeli yok. Ömer Bey küçümsediğimden değil. Ama eğer gerekçe, üçlü karanemin gerekçesi uyumlu çalışmaysa ve bu uyumlu çalışmada siyaset üzerinden gidiyorsa, siyasetin burada bir uyuşmazlık var demektir. Ben o bağlamda söylüyorum. Sen sana küçümsediğimden değil. Neden değiştirmedi sizce CTP bunları? Bilmiyorum. Yani bir insan sevgisi olamaz sadece. O zaman kendi partilisini mi sevmiyordu? Onu yöneticiye sormak lazım. Onu gerçekten yöneticiye sormak lazım. Ben insanlarla çok uyumlu olduğumu düşünüyorum ama CTP iktidara geldiğinde o zaman ben MYK'daydım. Ve MYK'da bakan arkadaşlarımız birbiri geldi ve görüştük, yani şu kararnameleri nasıl uyarlayacağız, kimleri müsteşar, kimleri müdür yapacağız ve bakan olan arkadaşlarımızdan bir tanesi gitti beni ve bir UBP'li müdüre dedi ki ben seni burada tutmak isterim ama İsmet'aki buna karşıdır. O müdür de çıktı, benim evime geldi. Ve teessüf ederim, hiç merhabam olmadı benim bu müdürle, ne daha önce ne daha sonrası. Teessüf ederim dedi, benim bakanım dedi isterden, siz beni istemezsiniz, yani ne yaptım size, ben sizi tanımam. Halbuki benim tavrım kişilerin üzerinde değildi. Benim tavrım sisteme yönelikti. Eğer CTP iktidardaysa günahıyla, vebaliyle bunun faturasını CTP ödeyecek. Ama CTP iktidarda, başkaları hükümette, CTP olamaz, iktidar olamaz. Nitekim benim dediklerim oldu. Ya böyle bir yapı vardı CTP'de. MYK'daki konuşmayı bakanımız gider ve görevden alması gereken müdüre falan istemezse ne alıyorum. Onun için o istediği için alıyorum. Diyebilecek kadar da düzey düşüyor. Ve bu ülkede siyaset yapılıyor. Şimdi bugün basına baktığınızda bedeli ne olursa olsun diyor Serdar Denktaş da Hüseyin Özgürgün de, biz üçlü kararnameyi çalıştıracağız, bürokrat atayacağız, bedeli ne olursa olsun. Yani biz CTP'li değil, başka partili gözünün yaşına bakmadan atacağız, kendi partimizi alacağız. Ama protokolda biz aldık Türkiye ile ki biz üçlü kararnameden kaynaklanan o müşavir ordusunu küçüleceğiz, azaltacağız. Yani Fuzuli masrafından kurtulacağız, protokolda biz aldık. Ona rağmen diyor bedeli ne olursa olsun biz yapacağız. CTP'de bu cesaret hiç olmadı. Hayatı boyunca olmadı. CTP her geldiğinde oturdu bakanlık koltuklarına ama hükümet eden UBP'nin müsteşarı oldu. UBP'nin veya bir başka partinin, hiç önemli değil. Geçmiş dönemde de mi böyle? Hep öyle oldu. Hep öyle oldu. Bak söylüyorum, hala başbakan müsteşarı UBP'lidir. Sayın Ömer Köseoğlu UBP'nin atadığı bir ve UBP'lidir. Ahmet Havuççu 5 tane bakan yedi. Hatırladığım. Belki de altını da ben 5 hatırlarım. Hiç değişmedi. Bu bakanların üçü CTP'lidir. Dördü hatta CTP'lidir. Peki üçlü kararname kaldırılmalı mı sizce? Devam mı etmeli? Üçlü kararname kesinlikle kaldırmalıdır. Ve artık devletin üst düzeyine girecek insanlar liyakat üzerinden gelmelidir. Şimdi buna ben samimiyetle inanıyorum. Eğer insanlar çıraklığı yaşamadan usta olursa başına geğer. Her tarafı dağılır. Yakaladığını söyledi mi? CTP çıraklığı yaşamadı insan, mı? İnsan önce çıraklığı yaşayacak. Sonra kalfasın, ondan sonra da usta. Şimdi siz 10 sene hizmeti olan bir kamu görevlisini bir yere müdüre de atayabilirsiniz. Müsteşar atayabilirsiniz. Bu çok normal siyaseten. Ama ne hukuken, ne adaleten, ne duygusallık olarak, ne de liyakat düzeyinde bu hiç mümkün değil. 10 senelik bir kamu görevlisi, kamu görevindeki daire arasında iletişimi dahi öğrenemez. Ben iddia ederim. Öğrenemez. Devlette açık üniversite olarak tanımadığım Sayıştay var. Sadece tek kurumcu, bütün devlet kurumları çok yakından bilir, çok yakındaki. Sayıştay çok sevdiğim açık bir üniversiteye benzer. İnsan orada iliklerine kadar yetişir. Eğer yetişmek isterse iliklerine kadar yetişir. Her türlü mevzuatın içindedir. Her dairenin içini dışını bilir ve 10 senede orada bile denetçi olamaz insanlar. Bırakın başka bir alanda 10 senede başka bir alandan gelecek müsteşar yapsın da bir kurumu yönetsin, bir bakanlığın altında bir daire yönetsin. Bu mümkün değil, ben bunu kabartmam. Hiç mümkün değil. Ha kendi alanında, kendi alanında, kendi kişisel uzmanlık alanında maşallah bile farklı bir şeydir bunun dışında.
Ama bir müsteşarı 10 senede siz alırsanız aşağıdan da çıkarısı devrettiğinizde müsteşar edersiniz. Ve ondan yıllarca önce orada olup birikimli, becerili, tecrübeli, bilgili insanları siz horlarsanız, dışlarsanız bileceksiniz sistemi kendi elinizle oyacaksınız. Yıkacaksınız o sistemi. Nitekim öyle oldu da yıkıldı. Particilik, partizanlık ülkeyi bu noktaya getirdi. Hak dersem kelime yanlış oturmuş veya yanlış algılanmış olabilir. Hak değil ama liyakat esası üzerinden insanlar terfi yoluyla gelse müsteşar olsa göreceydiniz ki verimlilik çok daha başka olacaktı. Çok daha anlamlı olacaktı. Çok daha yerinde olacaktı. Ama bu yapıyla bu 53-70 sayılı yasanın bu ülkeye yaptığı kötülüğü hiçbir kurum yapamamıştı şimdiye kadar. Bunu da siyaset yaptı. Yani sonuçta bütün faturaları siyasete çıkar. Siyaset ondan dolayı puan kaybeder. Efendim bir izleyicimiz şöyle demiş. Halk hizmet ister, partizanlık istemez. Başarınızı veya başarısızlıklarınızı partilerinize neden bağlarsınız? Ben kimseye bağlamadım. Yani. Partizanlıktan iş yapamadığınızı düşünüyorum diyor. Partizanlıktan şikayet ediyorsunuz. Neden o zaman siz partizanlığı kaldırmadınız demiş. Ben kaldırdım. Bende yok öyle bir şey. Evet, devam edelim. Bir sorumuz daha var. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Çok önemli. Ben partizanlığı o denli kaldırdım ki ben gittikten sonra da benden sonra gelenler partizanlık yapmasın diye tayinleri, terfileri ve atamaları liyakata bağladım. Liyakata bağlarken de kurallarına da uydum. Dedim ki, toplu sözleşmede parça yaptım onu. Dedim ki ben elektrik kurumunda artık insanlar terfi ederken her yönetici altında çalışan insanlara 7 puan üzerinden değerlendirme yapacak. Örneğin sizin 10 tane personeliniz vardı. Size vereceğim ben 10 tane etmiş 700 puan. Bu 700 puanı bu 10 kişi arasında dağıtacaksınız. Liyakatlarına, becerilerine, birikimlerine, kabiliyetlerine ve bilgilerine göre. Eğer 71 puan alan çıkarsalarında terfi etmeye hak kazanacak. 69 puan alan çıkarsa bu da bayram içeri almaya hak kazanacak. Ama bu limit 65'te duracak. Üstündeki limitine 100'e kadar yolu var. Bu ne demektir bilir misiniz? Yani eğer siz çok siyasi bir kişiliyseniz de yanınızda bulunan arkadaşlarınız da büyük bir kısmı sizin parti olarak yakınında bir başkası karşınızdadır. Onlara 10 vererek önlerini açamazsınız da dilerinde zirresiniz. Veya aman ben fena olmayayım. Çoğu yöneticiler böyle ben fena olmayayım. Benden bilmez kimse. Herkese 10. Peki herkese 10 verebiliyorsanız niçin devlet kurumları bu haldedir? Ben de bu soruyu sorarım. Eğer herkes 10 alabilecek kadar bilgiliyse, birikimliyse, tecrübeliyse, cesaretliyse, iradeliyse niçin devlet bu hallerdedir? Yerlerde sürülür. Demek ki onluk adam yok. O zaman onu hak edenlere vereceksiniz. Bu sistem bunu getirecek. Ben bunu yaptım ve toplu sözleşme parçası yaptım. Yani yoktur bundan sonra gel Çiğdem sen benim yakınımsın, seni müdür ediyorum, müdür muamele ediyorum, efendim şube sorumlusu ediyorum, uzman ediyorum, baş mühendis ediyorum gibi bir şey yok. Değerlendirme buradan geçecek. Süzgeç budur yani. Herkes hakkıyla çalışacak, liyakatıyla da yükselecek. Twitter'dan bir sorumuz var efendim. Sayın İsmet Hakim çok güzel konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz. Fikirlerinize katılıyorum. Kıptek için yaptıklarınızı, ülke için yaptıklarınızı takdir ediyorum. Ama biraz da Kıptek'in personel giderlerinden bahsedelim. Gereksiz yere diyor, çok fazla maaşlarından değil ek ödeneklerinden bahsedelim. Çok fazla diyor, ek ödenekler var. Bunlar neye göre düzenlendi? Edelim. Elektrik kurumunda 666 personel çalışır. 357 yanılmıyorsam da emeklisi vardır. Yani toplam 1000 kusur insana maaş verir elektrik kurumu. Elektrik kurumunun sosyal menfaatlar artı özlük haklarının toplamı kilowatt başına 6.80 kuruştur. Vatandaşımız buraya gelsin. Elektrik kurumuna daha geçen gün yaptığım toplu sözleşme görüşmelerinde toplu sözleşme imzaladık. Elektrik kurumu ek mesailerini devlet düzeyine çekti. Ama öyle yerler vardır ki ek mesai verirseniz ödediğiniz tahsisatların çok çok üstüne çıkarsınız. Mesela nöbetçi mühendis tahsisatı. Bir nöbetçinin mühendisin maaşı 10.000 liradır. Eğer bunu siz cumartesi pazar çalıştırırsanız da 1'e 2 ek mesai ödersiniz. Bir maaş ödersiniz cumartesi pazar günleri. Ne demek nöbetçi, tesisatçı? Şimdi tanımı nedir yani? Elektrik kurumu çok hassas
bir kurumdur. Üretimde ve iletimde sürekli arızalar olabilir, hatalar olabilir, kazalar olabilir. İşte bunları gidermek ve teknisyenlerin başında bir mühendisin işi yönlendirip sayılı kuyruğuna sonuçlanması bağlamında sürekli nöbetçi mühendisimiz var. 24 saat günde. Yani ama tanımlaması budur değil mi? Yani nöbetçi mühendistir, adı da budur. Mühendistir ama vardiyada nöbet de tutar bu mühendis. Bu kapsamda işi bu kapsamda işi eder. Budur. Gece mesle başlar akşam üzeri saat 4'te. Ertesi sabah 8'e kadar. Geceleyin sistemde meydana gelecek herhangi bir arızada mühendislik mesleğine bağlı olarak arkadaşlar yönlendirmek, takip etmek ve en azından motive etmek, yanında bulunmak kavramında sürekli görevde mühendislerimiz vardı, baş mühendislerimiz. Bu mühendislere ya ek mesai ödeyeceksiniz ya tahsisat vereceksiniz. İyi de nöbetçi seneden ödüyorsunuz bunları. Nöbet ne demek? Nöbet demek mesai saatinin şimdi dışarısında siz, da hizmet vermek demek değil midir? Eğer siz başlanışta bir adamı istihdam ederken ben seni nöbetçi olarak istihdam ediyorum. Günün herhangi bir saatinden 8 saat içinde maaşım olarak demediyseniz de siz mesai esas üzerinden istihdam ederseniz öyle mesainin istihdam. Dışında çalıştığınız insanlar mesai ödemek durumundasınız. Tamam, burada öyle istihdam edildi evet. Bu insanlar. Orada yani düz mesai için istihdam edildiler. Ama sistemin gereği bu insanlar mesai yapmak durumundadır. İki yolumuz var. Ya mesai vereceksiniz ya tahsisat vereceksiniz. Tahsisat verirseniz asgari ücretin 1/3 kadar bir tahsisat verirsiniz. Yani örneğin 1.800.000 ise asgari ücret 1.200 lira tahsisat verirsiniz. Ek mesai de öderseniz düne kadar 1/2 tatil ve resmi tatil ve cumartesi pazarında 1/3 ödemek durumundasınız. Bu da şu demektir Türkçesi. Bir mühendisi, 10 bin lira alan bir mühendisi cumartesi pazar günleri çalıştırırsanız 2 gün 24 saat 48, 3'e çarptığınızda 144. Zaten bir aylık çalışma saati daş patlasın 160 saattir. Bir ekstra maaş verirsiniz. 20 bin lira. Bir cumartesi pazar çalıştığında. Ya onu ödeyeceksiniz ya 1-200 ödeyeceksiniz. Bu tahsisat onun içindir. Ve en çok da göze batan tahsisat budur. Mesela bilgisayar tahsisatı vardı. Onu kaldırdık. Sendikayla yazıştık. Kaldırdık. Hasta olan insanların hastalık raporu getirmeden işe gelmeleri sonucunda hastalık izni kullanmadıkları süreler için ödenek vardı. Onu kaldırdık. Ek mesailer dediğim biçimdeydi. Onları devletin üzerine çektik. Yani resmi tatil ve pazar günleri 1/1.5. Sayı günleri de 1/1.1'e indirdik. Tarihinde olmadığı elektrikte böyle bir şey. Ama bu şunu gösterir. Eğer iyi niyetle çalışırsanız, kendinizi rahat izah ederseniz ve siz de samimiyetle elektrik kurumunu kurtarmaya çalışırsanız sendikası da çalışan da özveriyle katkı koyar. Bunun Türkçesi budur. Bunu böyle izah etmek lazım. Başka türlüsü yoktur. Hiçbir sendika kazandığı haklardan geri adım atmaz. Elsem son yaptığımız toplu sözleşmede hem o dediğim tahsisatlar konusunda fedakarlık yaptı hem de ek mesaileri 1/2'den, 1/2.5'tan 1/1'e ve 1/1.5'a indi. Bu toplu sözleşmede imzalanmıştır. Evet. Daha çok fedakarlık da yapmasını ben istemedim insanların. Çünkü haksızlık etmiş oldum. Çünkü geçen gün takip ettiğiniz santralde çalışanlar eğer 20 dakika önce patlasaydı kazan en az 15 ölü vardı. Allah korusun. Buradan sıyırttık. Direklerde yüksek gerilimde en az 8 tane şehidi var elektrik kurumu. Yani gerek direklerde gerekse santralde çalışan insanların sürekli yaşam riski vardır. Bu da parayla ölçülmez. Ben geçen gün de söyledim. Eğer sendika karşıma gelip benden maaş artışı demiş olsaydı kesinlikle vermek dinlemeydim. Ha verebilirdim ayrı konu. Kesinlikle vermek dinlemeydim. Bu insanlar bunu hak eder. Elektrik kurumunda çalışan bu arkadaşlarımız bunu hak eder. Masa başı oturanları söylemiyorum. Onların statüleri ayrı ama onlar da hak eder. Ama yüksek gerilim hatlarında çalışanlar, santralda üretimde çalışanlar, dağıtımda çalışanlar bunu hak eder. Evet. Bir izleyicimiz devlette 1/1.5 elektrik kurumunda 1/3 müydü diye sordu ama onu zaten son yapılan toplu sözleşmede 1/1.5 oldu. Yani devlet toplu sözleşme vardı tabii geçmişte. Resmi tatil günleri, cumartesi pazar günlerinde. Evet, orayı çok iyi anlamadı herhalde. Şimdi tamamdır. Hüseyin Sancar size bir günaydın göndermiş. Günaydın diyor. Sayın Hakim, şunu sormak istiyorum. Yani Kıptek özelleştirilemez diye yola çıktık. Peki şu anda artık ekonomik ve mali protokolün içerisindeki maddeler, hükümet programında yer alan bir takım ifadeler neticesinde bu bir yıllık veya iki yıllık süre içerisinde, yani minimum bir yıl diyorlar, maksimum iki yıl
diyorlar erken seçimle ilgili bir iktidar değişikliği olur olmaz. Orasını artık halk karar verecek ama bu süreç içerisinde bir takım özelleştirilmelere gidilir ise nasıl bir mücadele, nasıl bir yol haritası var? İsmet Hakim'i görebilecek miyiz sendikanın yanında? Evet. Göreceksin. Bir plan var mı ortada? Yok, plan böyle bir yok. Şey olması halinde. Plan yok, zaten hükümet programında ciddiye aldığım yok. Bu hükümet bu kurumu özelleştiremez. Onu çok net söyleyeyim. Bu hükümet 5 sene kalsa burada bu kurumu özelleştiremez. Neden bu kadar eminsiniz? Hükümet programındaki gayri ciddi duruşlarından. Hangi şey size öyle geldi? Gayri ciddi neden? Programda özelleştireceğim demez. Hükümet programını. Elektrik kurumu özelleştireceğim demez. Ne İki diyor? Tane temel nedeni var. Bir, her ne kadar da siyaseten söylem kurumu özelleştirmekse dahi ama bu özelleştirme söylemini geliştiren ve çığlık atan siyasi partilerin de bu kurumu özelleştirme cesareti yoktur, istekleri de yoktur. Ama Türkiye işini görmek anlamında, Türkiye'den para koparmak anlamında özelleştirecekler, özelleştiremezler. Yani özelleştirilirse çok ciddi bir direnişle karşılaşacaklarının bilincinde. Aynen Rum tarafında olduğu gibi olacak bizde de bunlar. Rum tarafında yasa yaptı, özelleştireceğim dedi ama direnişi gördüğünde yasa iptal etti, özelleştiremedi. Ama Sayın Serdar Denktaş daha ilk aşamasındadır şeyin, Rum tarafındaki gelişmelerin ve o da ilk söyleminde başbakan yardımcısı olduktan sonra Rum tarafından ne olduysa dedi ki kabul edersin orada her şey doğru kabul etsin. Biz aynısını yapacağız. O zaman yapsınlar aynısını. Özelleştirmeden vazgeçsinler. Çünkü Rum tarafı vazgeçti. Rum tarafının ve bizim tarafın böyle küçük birinin özelleştiremeyeceğini Dünya Bankası raporlarından okuduk birlikte. Hem siyasetiyle hem kamuoyuyla birlikte paylaştık. Dünya Bankası'nın raporlarında elektrik kurumunun ne Rum tarafında bizim tarafında küçük ölçeğinden dolayı özelleştirilmemesi gerektiği yazılmakta. Çünkü özelleştirmek eğer verimliliği ve etkinliği artırmaksa hedef, burada öyle bir sonuç çıkmaz. Yani ne Rum tarafındaki özelleştirmeden ne bizdeki özelleştirmeden etkinlik ve verimlilik çıkmaz. Bu yapıyı daha verimli hale getirirsiniz, daha etkin çalışırsınız, daha karlı bir hale getirirsiniz. Ama özelleştirerek bunu sağlayamazsınız. Evet. Daha etkin, daha verimli bir hale zaten getirdiğinizi şu anda düşünüyorsunuz. Bundan sonraki süreçle ilgili ne yapılabilir? Çünkü bir izleyicimiz diyor ki Çiğdem Hanım full özelleştirmeyecekler, parçalayacaklar, bölecekler, sonra özelleşecek demiş. İşte ben de onu sorarım. Yani şimdi basında çıkıyor Türkiye'de bazı ilgili bakanlarımız. Çıkıyor ve diyor ki elektrik kurumunun önce dağıtım. Özelleştirecek. Peki niçin dağıtım? Dağıtamıyor. Türkiye kendi ülkesinde dağıtım özelleştirdi. Daha doğrusu bütün sistemi özelleştirdi. Ama tahsilatı %70 yukarı çıkamadı. Ben de tahsilat %96. Peki nesini özelleştireceksiniz bunun? Tahsilat yapamadığımız için birileri gelip de %100 tahsilat yapsın. Ben zaten geçerim. Belediye olmaz. Ben %100'ü geçerim. Benim %96.60'da durmamın nedeni belediyelerdir. Belediye bir başka alem. Yani bir başka programda onlar da konuşurum. Ben belediyeler konuşurum. Çünkü ülkenin yüz karasıdırlar belediyeler. Ülkeyi batıran kurumlardır. Her açıdan. Tabii kendi başına siyasetin uzantısı olur. Tabii. Şimdi bugün eğer özelleştirme tartışıyorsak ve Türkiye'nin yardımlarını sıkma konusunu tartışıyorsak belediyelerin beceriksizliği, belediyelerin başarısızlığıdır. Belediyeleri bizim yerli hükümetlerimiz sıkıştırdığı oranda elleri açık mendil ellerinde elçiliğe koştular. TC yardım heyeti koştular ve teslim oldular. TC yardım heyeti de kendi yaptırmanın sürekli bunlara dayattı ve önce bunlar teslim oldu. Dikkat etsen su konusunda bile ilk teslim olan belediyeler oldu. Halbuki ilk kavgayı vermesi gereken belediyelerdir. Ama direnecek yüzleri yoktur. Direnecek güçleri de yoktur. Çünkü TC yardım heyetine gebedirler. Hepsi. Maaşlarını devletten alırlar, devlet katkısı olarak. Diğer bütün yatırımlarını da TC yardım heyeti karşılar. Ben öyle belediye var. Ben hepsinin belediye başkanıyım, yalnız barışma yaparım 28 yılında. TC yardım heyeti versin parayı, ben hepsini yönetirim. İddialıyım. Elektrik kurumunda batıranlar bunlardır. 265 milyondur belediyelerin elektrik kurumuna olan borcu. Vatandaşın biri sordu, maliyet kaç paradır çalıştığınız personelin? Ben söyleyeyim. Belediyelerin bana ödemediği paranın maliyeti kilovat başına 4,5 kuruştur. 1,75'te devletin. Personel çalıştırmayla maliyet artmaz.
finans maliyeti daha yüksekti personelde, elektrik kurumunda. Hesaplar da ortadadır. 260 milyon TL mi? Evet. 28 TL. Belediyeden mi bahsediyoruz? Evet. Evet. Hepsinden. Hepsinden. Borçsuz olmayan belediye yok. Gönlü'de borcu var. Gönlü'nün borcu var ve Gönlü'nün enteresan bir durumu var. Gönlü'yi ödeyebilecekken ödemez. Gerekçesi ne olur bilmiyorum ama Gönlü Belediyesi ödeyebilecekken ödemez borçlarını. Ha, Lefke ödeyemez, Güzelyurt ödeyemez, Lapta ödeyemez. Ne bileyim ben bu küçük taşla belediyeleri ödeyemez. Gerçekten ödeyemez. Mesela Erenköy, 100 bin lira personeli var. Devletin aldığı katkıyı, maaş ödemeye yetmez. Beni nasıl verir? Ödeyemez. Halkın hatırına su verir. Ama sonuçta bizim bir masrafımız var. Biz her ay iki gemi, üç gemi kayrakat almak mecburiyetindeyiz. Gemi, bidon değil, yagalon. Gemiyle her ay iki gemi, üç gemi kayrakat alır. Bu da milyon düzeyinde dolarlardan ifade edilir. Peki bunun nereden olacak geliri, nereden olacak siz yalasınız? Bu parayı tahsil edeceksiniz. Yani yoktur ila nihayet bir gücü elektrik kurumunun ki para toplayacak da akaryakıt kesinler dağıtsın belediyelere böyle şey. Öyle bir gücü yoktur. Şimdi devlet hükmetti dedi ki Pile'den para almayacaksınız. Pile'nin borcu bugün 50 milyon. Ben almadığım 50 milyonun kadevesini devlet öderim. Ama devlet bana bir tek kuruş vermez. Karpaz durumlarından para almam. Niye? Faturasını keserim, devleti kadevesini öderim. Maronetlerden para almadım yıllarca. Faturasını kestim, devleti kadevesini öderim. Şimdi bu yapı tamam değil, bu yapı yürümez. Devlet silkinip kendine gelmek mecburiyeti nedir? Halka şirin görünme kadar devlet kaynaklarına heba demesi. Yoktur böyle bir hakkı. Suçtur bunlar. Bütün bunlar suçtur. Bir demokratik ülkede olsak, ya ülkemiz demokraside yaşamış olsa, ya ülkemiz doğru dürüst bir ülke olmuş olsaydı, bugün siyasetçilerin yarısından çoğu hapislerde çürüdü. İddia edelim hapislerde çürüdü. Siz bile bile devleti zarara sokamazsınız. Peki Sayın Hakim, yani Sayın Ahmet Belli mesela sizin partinizden, evet. Görüşmediniz mi hiç? Niye Gönyeli Belediyesi ödeyebilecekken ödemiyor Kıptek'e bu borcu demediniz? İrsem Bey'in zamanında demişti ödeyecek devlet. Ha? Pardon, özür diliyorum. İrsem Bey'in zamanında demiş Ahmet Bey'e Ahmet ödeyecek Bey, devlet. İrsem Bey'le özel bir mutabakat mı yapmış? Ne bileyim mi? Ahmet Bey'in söylemi bu. Bana diyor İrsem Bey'in söylediği ödeyecek devlet. O zaman ne diyecek musun İrsem Bey'i? Gelsin de beraber ödesinler borçlarını. Yani İrsem Bey devlet adına size böyle bir söz vermiş olabilir. Ama siz işte böyle bir şey. Dün bu hükümetsiniz, bugün değilsiniz. Dün başbakansınız, bugün olmayabilirsiniz. Yani siyasete güvenerek boş biriktirmek ve bu suçu birilerine atmak çıkar yol değil. Çıkar yol, siz nasıl ki vergilerinizi toplayıyorsunuz, toplamazsanız ceza bindiriyorsunuz, mahkemeye veriyorsunuz, borçlarınızı ödeyeceksiniz. Ben de bunu söylerim. Ama bu sadece Ahmet Bey için değil, bütün belediyeler için geçerlidir. Bu an nişanlı büyükşehir belediyelerinde çok ciddi anlamda aklınızın uçuklayacağı kadar borçlar var elektrik kurumuna. Lefkoşa Belediyesi'nin arıtmasının borcu sadece 18 milyondur. Arıtmasının. Ve çok enteresandır. Bu arıtmanın %70'lik ödeneği de Rum tarafından gelir. Ve biz almıyoruz, biz paramızı almıyoruz. Lefkoşa Belediyesi yıllardır bu gelen yardımı bir başka amaçla kullanıyor. Ama bizden aldığı elektriği, arıtmada kullandığı elektriğin bedelini ödemez. Ne %30'unu öder ne %70'ini öder. Böyle bir durum var. Yani bunlar ülkenin gerçekleri. Bana böyle eğilip bakma yandan. Normalde ülke gerçekleri bunlardır. Bunlar birlikte yaşıyoruz. Sayın Hakim. Bakarım tabii. Nasıl bakmayayım? Sorular bugün bol diyor. Maşallah demiş Nevzat Anayasa. Bize Twitter'dan bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Nevzat Bey, siz de eğer sorunuz varsa hemen alabilirim. Dün Nevzat Bey'in sorularını alamamıştım. Nedeni de internetimde bir sıkıntı olmasıydı. Şimdi Ergün Bey, Çiğdem Hanım, 25 yıl önce Karaoğlanoğlu'nda bir dükkan kiraladım. Bir ay sonra iptal ettim. Elektriği de iptal ettim. Benden sonra 6 kiracı girdi. 25 yıl sonra bana 8.000 TL geldi elektrik borcu. Benden sonra girenlere 2 kez kesildi, bağlandı. Perşembe günü mahkemedeydim. Ayıp değil mi? Daireye sorar mısınız? Daireye yani, değil de İsmet 25, Bey burada 25 yılı ne zaman? Bunu benden mi sorayım arkadaşlar? 25 yıl önce diyor Karaoğlanoğlu'nda bir dükkan kiraladım. Evet. Bir ay sonra iptal etmiş. 25 yıl önce. Kendi iddiası duru. Gerçekten iptal etti mi? Eğer iptal ettiyse de bizim memurlarımız gereğini yapmadı. Demek ki kusur işlemişler. O zamanki idare de tedbirini almak durumundaydı. Ama 25 yıl önceye giderek ben belki de 10 sonları bulmamışım. Arasında bulamam. Belki çoğu emeklidir. Yani bizimle ilgili bir durum değil.
Evet. İptal etmek, eğer vatandaşlar bir yerde elektrik kullanıyorsa ve oradan ayrılmak durumunda kalıyorsa günün sonunda, ilk yapacakları şey gidip SEAŞ depozitosunu talep ederek müstakil olmaktan çıkmak, müracaatında bulunmak durumundalar. Aksi halde hiç kullanılmasa bile orası maktul çöpler ciddi anlamda rakamlar birikir. 15 bin, 16 bin civarında vatandaş var. 20 yıldan beri maktul yetiştir şey hesabına. Buna benim tespitlerim. Ve kimse arayıp sormaz. Ne müstehlik sorumluları, ne dağıtımcılar, ne bölge sorumluları, ne müdür muavinleri, ne müdürler. Kimseye sormadı. 20 senedir buraya maktul çıkar. Ya nedir bunun ispabı mücevisi? Biri çıksın da bize anlatsın bunu demedi. Ve biz bunları şimdi tespit ediyoruz ve bunları aşmak için kararlar üretiyoruz. Ben bu konuda karar aldım. Ben bu konuda 2 sene önce bir karar aldım ve dedim ki maktu ücretler toplamı SEAŞ depozitosuna ulaştığında vatandaş müracaat etmesin depozito miktarı hesaptan düşürülür ve hesap kapatılır. Vatandaş müstakil olmaktan çıkarılır. Şikayet varsa gider mahkemeye. Ama 20 sene beklemezsiniz 10 bin lirayla para verirseniz insanlara davet etsiniz. Bu doğru bir tavır değil. Bunun önüne geçmeyelim ve istedim bunu geriye dönüp çalıştırayım. Hukukçuların dedi ki bu geriye dönüp çalışmaz. Ben de bilirim geriye dönüp çalışmaz ama bu bir jest dedi sonuçta. Alamayacağın bir paranın adına insanları rahatsız etmeden çok anlamlı olduğunu düşünmem. 15 sene siz maktulçuya tahakkuk ettirmişsiniz. Bu doğru bir tavır değil. Ne doğrudur ne de devlet ciddiyetiyle bağdaşır. Sen 6 ay sonunda eğer bir sayışta elektrik akımı çekilmiyorsa onu iptal etmek üzere dolmak durumundasın. Yoksa mevzuatı bu konuda mevzuat etmek durumundasın. Biz onu düzeltmeye çalıştık. Bunu da düzelttik yani günün sonunda. Bu yönü de düzelttik. Bundan böyle böyle sıkıntılar karşımıza çıkmayacak ya da çok az minimum düzeye düşecek diyorsunuz o zaman. Öyle söyleyelim. Efendim Gönye Belediyesi'nin mi, İrsem Bey'in mi borç şimdi? Evrimem İrsem Bey demiş Ahmet Bey'e devlet ödeyecek. Sözlü olarak. Bilmem sözlüm yazılı ama iddiası o Ahmet Bey'in. Herhalde bekler İrsem Bey geldiğinde ödeyecek. Ahmet Bey ne diyeyim? Ne kadar borcu var? Ya onun çok değil, 3-4 milyon liradır borcu ama. 3-4 milyondur. Hayır, soracağız. Diğer belediyelere baktığımızda Ahmet Bey'in borcu 3,5 milyon civarındadır. Peki bu 3,5 biraz geçmiş olabilir. İzleyicimiz diyor ki, Çiğdem Hanım diyor, belediyelerle ilgili İsmet Bey'in söylediğine katılıyorum. Peki neden gidip vatandaşın elektriğini kestikleri gibi onlarınkini de kesmiyorlar? Kim dedi? 460 TL'dir diyor, bizde eğer birikirse. Çok büyük yanılgı içindedir vatandaşımız. Şimdi onların da kesiyoruz ama onun anladayım. Anladım. Bize bu konuda da mahkemelerimiz haksızlık ediyor. Şimdi kuruma biz, Kıpteki. Kıpteki. Evet. Biz bu konuda belediyemizi çağırdık, toplantı yaptık ve dedik ki ilk geldiğim günlerde gelin dedim size bu borçları yapılandırayım ve taksitlerle ödeyin. Bunların 18 tanesi geldi, yapılandırdı borcunu ama sadece yapılandırdı. Bir daha gelip uğramadı. Diğer geriye kalan 12 tane artı 18 tane 2 tanesi 14 gitti mahkemeye ve aramil aldı. Mahkemeli de nasıl ara verdi bilir misiniz? Borcundan dolayı elektriğini kesmeyeceksiniz. Bir tek mahkeme dedi, Güzelyurt Belediyesi için. Bugüne kadar birikmiş borçlar için akım kesmeyeceksiniz ama bundan sonra tahakkuk eden borçları da belediye ödeyecek. Bir süre sonra mahkemede bozdu kararını ve dedi ki kamu yararı var burada kesmeyeceksiniz. Peki şimdi kamu yararı nerededir? Kamu yararı elektrik kurumunun akaryakıt alamayacak düzeye geldikten sonra ülkenin tümünün karanlık kalması mıdır? Yoksa her bir belediyenin kendi idari alanı içerisinde karanlığa boğarak elektriksiz kalacak kısmının yararı mıdır? Ben bunu sorarım. Mahkemeler bu konuda bize ciddi haksızlık yapar. Çok ciddi haksızlık yapar. Bana göre siyasetin tarafıdır mahkemeler. Siyaseten taraftırlar. Mahkemelerimiz de. Ben şimdi dava derim, mahkemelerde davalar görüşülmez. Geldim geleli bütün belediyeler davalıdır. Bir tek belediyenin davası sonuçlandı. Esentepe Belediyesi'nin. Onunla da siyaset girdi devreye, bakanlar girdi devreye, başkanla bizzat ben konuştum. Sonuçta ortada bir mahkeme kararı var. Yapacak fazla bir şey de yoktur. Çözümünü hukukçu olacak. Ama diğer davaları sonuçlandıramadık. Ne benden önce açılanları, ne benimle birlikte açılanları. Ha bunun kusuru mahkemelerde midir? Bizim avukatlarımızda mıdır? O soru, birkaç örnek davam vardır ki ben bizim avukatımızdan olduğunu düşünüyorum. Ama diğer genelinde de sıkıntıların başka yerden kaynaklandığını değerlendiriyor. Sizin avukatınızın ne tür bir şey olabilir ki bundan? Şimdi benim avukatım, ben geldiğimde Katos'un bize 6,5 milyon lira borcu vardı. Çağırdık, görüştük, konuştuk, anlaştık. Bize bunun 4 milyon lira civarında o zaman ödediler. Geriye kaldı bir 900
Otel dedi ki benim devletten teşvik alacağım var, bunu teşvikleri mahsum edeceğim. Ödemedik, davattik. Davattik ama da mahkemeye çıkamadık. 2,5 sene doldu da mahkemeye çıkamadık. Her hafta değilse bile ama 15'te bir aydaki deva avukatıma telefon ederim veya çağırırım. Ne oldu dava diyor. Ha bugün, ha yarın 2,5 sene oldu ama mahkemeye çıkamadık. Bir bu konudaki avukatımdan şikayetçiyim. Bir de Secure Insurance'la ilgili 3.222.000 dolarlık bir davam vardır. 3.222.000 dolar. Dolar. Ya dolar ya euro, yanlış olabilir, para birim ama Türk parası değil. Bu konuda da bizim bir kazanımız patladı şeyde. Teknecik'te sigortalıydı. Sigorta bu parayı ödemesi gerekirdi. Ama o gün bugündür ödemez. Davattik. Bunun da görüşmesini yapamadık. Aynı avukat. Niye yani, değiştirmediniz avukatınızı? Değiştiremiyorsunuz. Yüksek Mahkeme Başkanı'na da gittim. Bu konuyu şikayet ettim. Mahkeme avukatı değişeyim dedim. Hukukçular bana öyle bir fatura attı önüme ki astarı yüzünden pahalı. Ya zorlayacaksınız aynı avukatına yürüyesiniz bu yolun. Ya ona verdiğiniz kadar başkalarına para vereceksiniz de bu davayı tekrar başlatasınız. Yani çok böyle göründüğü kadar kolay değişmişler. Bunu anladım yani. Pişman mısınız İsmet Bey? Nereden? Kıptekin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunuz olacak. Yok, aksine halkıma mutlu anlar, mutlu günler ve az güvenliği açısından ciddi işler yapmamızın, arkadaşlarımla birlikte yapmamızın mutluluğunu yaşarım. Ben şundan dolayı çok mutluyum. Ben belki 15-20 bin vatandaşımızın birebir sorununu bizzat çözmüşümdür. Bundan dolayı çok mutluyum. Hala da çok az olmasına rağmen tek tük gelen vatandaşlarımızın sorununu birebir ilgilenir çözerim. Bundan dolayı çok mutluyum. Ve şunu çok net olarak söyleyebilirim. Hiçbir vatandaşımız elektrik kurumunun kapısında ağlayarak gelip ağlayarak çıkmamıştır. Bunu çok net söylerim. Hiçbir insanın sorunu askıda kalmadı benim yönetim kurulu başkanlığım döneminde. Mutlaka çözmüşümdür. Ve bunu yaparken de hiç kimsenin ne kimliğini, ne rengini, ne dilini, ne dinini, ne siyasi düşüncesini sormadım. Hayatımda bunu sormadım yani ben. Bu konuya çok, bu beş özelliğe özellikle çok dikkat ederim. Hiç kimseye sormadım. Arkamdan da gazeteci olarak sorabilirsiniz. Hatta kamuoyu araştırması da yapabilirsiniz. Hiçbir vatandaş falan partiliğimde geldim, nasipedeki benimle ilgilenmedi diyemez. Hayatım boyunca demeyecek. Demeyecek. Yok öyle bir şey hayatımda benim. Sayın Hakim, siyasi bir atama olarak kendi siyasi partinize görev süresince kırıldığınız veya sizi öfkelendirebilen, genellikle sanıyorum kırgınlık olabilir bu. Ne var? Hiç. Hiçbir şey yok. Zaten öyle bir şikayetim olsa ben bu partide durmazdım. Ben partimle çok mutluyum. Çok mutluyum, çok da uyumluyum. CTP'li olmaktan da gerçekten çok gurur duyarım. Uyumsuz çalıştınız ama çok da uyumlu çalışamadınız. Uyumsuz çalışmadık. Fikirlerinizden dolayı. Doğru hareket etmemiz gerektiği noktada direndik. Bu olabilir yani parti başkanına ben her konuda yani siyaseten her alanda anlaşabilirdik ama spesifik konularda değişik de düşünebiliriz. Bu çok normal bir şey. Parti başkanı böyle Kıptekin veya işte siyasi atamaları yaptığı noktalarda çok birebir işin içine giriyor mu? Böyle bir huy mu var? Bizim yönetiminize karışıyor mu yani? Hayır. Cumhuriyet Türk Partisi 2 tane başbakan değişti. Hiçbir başbakan elektrik kurumundaki icraatlarımızla ilgili bize ne telkinde bulundu, ne talimatta bulundu, ne emretti, ne bağırdı, ne çağırdı, ne sesini yükseltti. Sadece bilgi istedi. Falan konu var nedir? Bilgisi anında itti. Zaten çoğunu da önceden biz veriyoruz o bilgileri. Anlaşamadığınız siyasete. Husus neydi? Derinlere girmeyin. Çok da onları konumlara konuşmak istemiyorum. Anlaşamadım. Peki. Teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik bu arada. Yönetmenim uyarmış. Çok özür diliyorum. Görmedim. Toparlayalım demiş. Toparlayalım. Son olarak eklemek istediğiniz nedir? Var mı bir şey Sayın Akın? Son olarak eklemek istediğim halkımızın tek kalesi olarak elinde bulunduğu elektrik kurumunu yaşatmak, yönetmek ve bir inci gibi dikkatlice korumak adına uyanık olmasını, samimi olmasını, ayakta olmasını ve sahiplenmesini diliyorum. Çünkü bu kurum gerçekten devletten sonra en güçlü kurum ülkede. Bütçe boyutu açısından Maliye Bakanı'ndan sonra en büyük bütçeye sahip bir kurum. Bu kurum öylesine büyük ki rakamları söylediğimde insanların dili uçukları inanası gelmez insan ama gerçekler bunlar. Bu kurum 24 ayda 200 kusur milyon lira borç ödedi. 127 milyon da yatırım yaptı. Bu alanda kimseye de borcu yoktur. Öylesine bir kurum yani.
bu kurum isterse yöneticilerin ufku açıksa, vizyon varsa siyasetçide ve yöneticilerinde, kaybettiğimiz hava yollarını, turizmi, sanayi holdingi, ETİ, Sibruex, denizciliği, petrolleri, hatta ve hatta bugün yolda giden Toprak Ürünleri Kurumu gibi kurumları, süt kurumunun gibi kurumları bir bir her sene bir veya ikisini kurtararak yaşama döndürebilecek kadar da ekonomik bir potansiyeldir. Elektrik kurumu. Böylesine büyük bir güçtür. Evet. Hatta bir adım daha ileri giderim. Gelen seneden itibaren de eğer elektrik kurumu özel bir yapıyla hayatına devam edecekse ülkede vergi rekorunun tek kurumu olacak. En yüksek vergi ödeyecek kurumu olacak. Elektrik kurumu. İddialıyım. İzleyip göreceğiz. Tekrar sizinle konuşacağız. Belediyeleri ayrı bir dosyada açalım. İlerleyen zaman içerisinde uygun bir zamanda, size uygun bir zamanda apayrı konuşalım dediniz. Bunu da konuşalım gerçekten vatandaşı hem bilgilendirmek adına hem de bizler de kamuoyu olarak daha da net olarak öğrenmiş oluruz bu konuda. Değerli izleyenler, birlikteliğimizi bugün noktalıyoruz. Yeniden yarın yeni bir günde görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.